Bismillahirrahmanirrahim Nerede olursak olalım bizimle beraber olan ve bize bizden yakın olan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Akıllılığın Allah'a imandan sonra İlk belirtisi insanlarla iyi ilişkiler kurmaktır buyuran aziz peygamberimiz biricik ayat önderimiz Hazreti Muhammed'e kalbi ihtiraplarımı arz eder bağlılarını artırmasını Mevlamızdan niyaz ederim. Sevgili kardeşlerim bilmemiz gerekenler umumi başlığı altında yaptığımız sohbetlerimizin bu bölümünde yalnızlaşma İslamsızlığın bunalımıdır konusunu incelemeye çalışacağız. Güzel kardeşlerim insanlar genelde sahip oldukları nimetlerin önemini ve değerini kavrayamazlar. Önemini ve değerini kavrayamadığımız nimetlerin başında inandığımız İslam dini gelmektedir. Problemlerimiz de yalnızlaşmalarımız da buradan kaynaklanmaktadır. Aziz kardeşlerim, bu sohbetimize diğer sohbetlerimizden farklı bir yaklaşım içerisinde başlayacağız. İngiltere'de Harvard Üniversitesi'nde yetişkin gelişimi bölümünde 1930 seneden beri tam 70 yıldır yapılan bir araştırma var. Bu araştırmaya üç nesil iştirak etmişler. Araştırmanın konusu hayatı güzelleştiren şey nedir? Sevgili kardeşlerim, hayatı güzelleştiren şey olarak zenginlik denmiş, şöhret denilmiş ama bu 75 yıllık araştırmanın üç neslin katınımı ile gerçekleştirilen araştırmanın sonucu şöyle İyi ilişkiler bizi daha sağlıklı ve daha mutlu kılıyor. Ayrıntılar şöyle. Aile arkadaş ve toplumsal ilişkilerde iyiye yönelme daha sağlıklı ve mutlu kılıyor. Ayrışmalar, ihtilaflar, geçimsizlikler insanı mutsuzlaştırıyor ömrü verimsiz kılıyor. İyi ilişkiler yalnız bedenimizi de değil, ruhumuzu, hafızamızı koruyor, geliştiriyor. Sevgili kardeşlerim, tespit yapıldı. Ama modern hayatta insan toplumsal hayatın içinde olsa bile yapayalnız. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz aziz kardeşlerim? Şu son dönemde İngiltere'de yalnızlıktan sorumlu bir bakanlık kurul. Bu bakanlığın konusu insanlarla ve kurumlarla ilişkiye girerek giderek yalnızlaşan insanların yalnızlığına bir çare bulmak. Araştırmaya göre genç engellilerin Yüzde 85'i yapayalnız. Araştırmaya, bir araştırmaya katılan 200 bin yaşlıdan her birinin ifadesi şöyle. Son bir aydır bir tek kişi ile bile görüşmedik. Sevgili kardeşlerim, insanlığın geldiği nokta bu. Giderek sekülerleşen, İslam'dan kopan insanlığın gelmekte olduğu noktada bu. Sevgili kardeşlerim, yalnızlıktan korunmak bakanlık kurmakla gerçekleşmez. Yalnızlıktan kurtulmak için insanla kurumlarla ilişki yetmez. Yalnızlıktan korunmak için Müslüman olmak, İslami çizgide yaşamak gerek. Sevgili kardeşlerim, bir hatırlatma yapayım biz İslam dini derken Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gönderilen bütün peygamberlerin ortak tebliği olan dini anlatmaya çalışıyoruz. Bu dinin son peygamberi Hazreti Muhammed'dir. Son ilahi kitabı da Kur'an'dır. Yeryüzünde insanlık adına erdem adına ne görüyorsanız onun iki kaynağı var. Biri Allah'ın yarattığı bizim yaratılış düzenimiz. Bir de peygamberlerin yaptıkları tebliğlerin iz düşümleri, etkileri olay bu. Sevgili kardeşlerim yalnızlaşma yalnız başkadan önce yalnızlığı tanımlayalım. Yalnızlık tek başına kalmaktır. Dostsuz olmaktır. Koruyuculardan yoksun kalmaktır. Sevgili kardeşlerim, sebebi ne ola ki yalnızlığımızın üç ana sebep var. Bir, Allah'ı unutmak ve onun tarafından unutulmak. İki, en yakınlarımız olan anne, baba, nine, dide, çocuk, torun. En yakıtlarımızı oluşturan aile fertlerimizi unutmak, onlar tarafından unutulmak, onları terk etmek, onlar tarafından terk edilmek. Bizim insanımız bunları henüz kavrayamıyor. Ama vatı dünyası derinliğine yaşıyor. Bu yalnızlığı. Üç, bizi insanlarla kaynaştıracak. Bizi insanlara, insanları bize yaklaştıracak erdemli eylemlerden uzaklaşmamız. Bu üç ana sebep bizi yalnızlaştırıyor. Bu bizde de başladı. bu hastalık yalnız bu öldürücü hastalık bu bunalımlara sevk edici hastalık yalnızca şehir dışlarındaki yaşatları kuşatmıyor. Kalabalıkların içinde yalnızlaşıyorsunuz. Felaket de burada. Şimdi güzel kardeşlerim bu üç sebebi yavaş yavaş açıklamaya başlayalım. Yalnızlaşmanın ana sebebi Allah'ı unutmaktır. Ve bu unutmanın sonucu Allah tarafından unutulmamız. Bir diğer anlatımla kendi nefsimizin bile bize unutturulmasıdır. Sevgili kardeşlerim, biz bir yaratıcı olmaksızın hayat bulan varlık değiliz. Hiçbir varlık kendiliğinden oluşmadı. Allah şanı yüce olan Allah Bizim yaratıcımızdır, yaşatanımızdır. İnanmasak dahi bize rızık maaşlarımızı muntazam ödeyendir. O her an rahmetiyle, bilgisiyle, kudretiyle bize ekemen olandır. Nerede olursak olalım o Kur'an ifadesiyle ve ve ma'kum eyne bizimle beraberdir. Her an bize öz canımızdan daha yakındır. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid Kur'an ifadesiyle biz şah damarınızdan daha yakınız size. Allah bizim güven kaynağımızdır. Rabbini unutursan yalnızlık seni içinde sarar. İçinde öksüzleşirsin. Sen unutursan Rabbini, Rabbin de sana kendisini unutturur. Allah'ı unutmak ne demek? Onu emirleri ve yasaklarıyla ve de güzel isimleriyle anmamaktır. Aziz kardeşlerim, bunaldığınız zaman dilinizle ve kalbinizle Allah'ı zikredin. Bunalıkların nasıl giderildiğini göreceksiniz. Allah'ı unutmak, onu unutmaktır. Onun emirleri ve yasaklarını unutmaktır. Allah ve onun yasaları yokmuş gibi bu hayatı yaşamaya kalkışmaktır. Allah'ı unutmak, Rabbimizi hayatımızdan dışlamaya kalkışmak nankörlüğüdür. Onu unutmak, ahireti unutmak, ahiret sorgulamasını unutmaktır. Sevgili kardeşlerim, bir insan kendisinin halikini nasıl unutur? Yaradan bizi öylesine yaratmıştır ki ona yönelmeden iç huzurunun oluşması mümkün değildir. Kur'an ifadesiyle ela bizik zikrillah tatba kulub. Yaradana dönüş olmadan yeryüzünde insana istikrar yoktur hayatın anlamlandırılması, anlamlandırılması mümkün değildir. Amaçlandırılması da mümkün değildir. Allah'ı unutmak ha, onu unutursan Rabbin de sana kendisini unutturur ve sana kendini de unutturur. Bakınız Haş suresinin 19. ayetinde ne buyuruluyor? Estaizu <Sessizlik> billah ve la tekunu kellezine nesullâ'a <Sessizlik> fe ensâhum Sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Bir diğer ayette dinlediğiniz halde Allah'ın yasalarını duymamazlıktan gelmeyin. Allah'ı unutmayın ki fe ensahum enfusahum. Allah da size kendi öz nefislerinizi unutturmasın. Sevgili kardeşlerim, Evet, unutursak bize de unutturulur. Burada Müsaadenizle bu konuda yazdığım bir makalemden alıntılar yapmak istiyorum. Rabbini unuttuğu için Rabbini unuttuğu için öz canı kendisine unutturulan insan niçin yaratıldığını düşünemez. Ebedi akıbetini düşünemez. Öğüt alamaz. ilahi azaptan koruyacak ameller yapamaz. Çıkar gütmek sizin can taşıyanların yararına, insanların salahi için güzel ameller üretemez. O artık iç dünyasında yapayalnızdır. Kalbi zikrin aydınlığından yoksundur. Rabbinin armağanlarını ümit etmediği için gerçek amaktan mahrumdur. Kur'an deyimiyle dar bir hayata mahkumdur. Rabbini unuttuğu için diğer varlıklara da yabancıdır. Güneşi, ayı, dağları, denizleri, bitkileri, hayvanları hizmetine sunulmuş Allah'ı zikreden dost varlıklar olarak göremez. Bu nedenledir ki ölü onun ölümü çevresindeki varlıklar için de bir kurtuluş olur. Sevgili kardeşlerim, evet yalnızlaşıyoruz. Neden? Çünkü Rabbimizi unutuyoruz. Rabbimiz de ceza olarak bize nefsimizi unutturuyor. İnsanların büyük çoğunluğuna sorun. Niçin yaşıyorsun? Amacın ne? Zengin olmaksa, meşhur olmaksa, zengin olanlar çıkmaz da meşhur olanlar mutsuz. Allah'ı unutursan yalnız dünyada nefsin sana unutturulmaz. Bir de işin ahiret faslı var ki ahiret azabı içinde unutulur, unutulursun. Rabbimiz Casiye Suresi'nin 34. ayetinde şöyle buyuruyor: O gün, o sorgulama gününde onlara şöyle denilecek: Rabbimiz tarafından nesakum kemnesi tümlika Siz mi benim huzurumda sorgulanacağınızı unutmuştunuz? Biz de sizi unutuyoruz. Ve mevkümünler. Dönüş yeriniz ateştir. Hiçbir yardımcınız da olmayacak. Neden böyle? Zâlikum bi enneküm müttehestüm âyâtillâhi huzvan ve Çünkü siz Allah'ın ayetlerini, emirlerini ve yasaklarını oyun ve eğlence konusu edindiniz. Arkanıza attınız. Bağrattkumul hayatud dunya. Bu darı dünya sizi aldattı. Fe yevme la yukhrajuna minha. Bu ateş azabından çıkarılacakla değilsiniz. Sizden mazeret de istenilmeyecek. Sevgili kardeşlerim, yalnızlaşmanın Allah'ı unutmak gibi bir yolu da yaradanımızdan sonra Bizim en yakınlarımızı oluşturan aile fertlerimizi unutmak, onları terk etmek ve sonuç olarak da onlar tarafından unutulmak ve terk edilmektir. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz bizim zamanımız kısıtlı. 42 ila 45 dakika arasında sınırlı program televizyonlarımız için yapıldığından. Bu konuda bir hadisle açıklık getireyim. Bu ikinci yalnızlık sebebine. Aziz Peygamberimiz Efendimiz, İnne lillahi ibaden la yukellimuhum ve la yüzekkihim ve la yanzuru ileyhim ifadeleriyle başlayan hadislerinde şöyle buyuruyor. Allah'ın öyle kulları vardır ki Allah onlara rahmet nazarıyla bakmayacak. Onlara müjdeleyici konuşmayacak. Ve onları aklamayacak. sordular ya Resulallah Rabbimizin rahmetinden beri olacak ve kalacak bu insanlar kimlerdir Aziz Peygamberimiz annesini babasını unutanlar müteberriun min velidehi rağibul anhaba onları dışlayan ve ve müteberriun min velidihi çocuklarını unutan terk eden ve de ورجل انعم عليه قم فكفر ve وتبرأ منهم bir de iyilik gördüğü insanları unutan ve de onlara nankörlük yapan insanlar sen anneni babanı unutursan evladından ne bekliyorsun annesini babasını unutan terk eden insanlardan insanlık ne bekleyebilir? Hayret ediyorum. Bugün akıllı gibi görünen genç kadınlarımızda onların hünerleri adeta çocukları eşlerini annelerinden koparmak. Annesine vefası olmayanın karısına vefası mı olur? Hele hele Allah'ın ihsanı olan, her biri bir çiçek konumunda olan çocuklarını unutanlar, nafakalarını içkilere, kumarlara verenler, onların ne yediği, ne içtiği, ne giydiği, Nasıl yaşadığıyla ilgilenmeyen anneler, babalar. Bunlar insan mıdır? Batı böyle. 18 yaşından sonra anne de yok, baba da yok, evlat da yok. Neden? Ahirete iman yoksa, cennete ve cehenneme iman yoksa, yaratılıştaki özelliklerimiz bizi korumaz. Koruyamaz. E yalnızlaşma kaçınılmaz ol. Sevgili kardeşlerim, bir üçüncü sebep, bizi insanlara yaklaştıracak, bizi insanlara, insanları bize yaklaştıracak kaynaşmamızı sağlayacak olan erdemli işleri unutmamız fiilen onlardan yoksun kalmamızdır. Oysa ki Allah Zülcelal bizim duamıza Bizi yalnızlıktan kurtaracak, insanlarla kaynaştıracak değerleri, insanlık değerlerini hem varlığımıza kodlamış hem de gönderdiği İslam diniyle görev haline getirmiş ve de cennetle de müjdelemiştir. Böyleyken sen fıtratınla çatışırsan yaratılışınla çelişirsen Rabbinin bu vadideki emirlerini Peygamberimizin öğütlerini dışlarsan insanlardan koparsın. İnsanlar da senden koparlar. Sonra insanların arasında yaşarken Yapayalnız kalırsın. Gel de bunun çaresini bul bakalım. İnsan sadece madde değil ki. Tamam. Organların birinde bir rahatsızlık var. Gidersin. O da batı medeniyeti tedavi etmeyi de amaçlamıyor ya. Hadi diyelim organdaki aksaklıkları giderdik. Ama ruhumuzun kanayan yaralarını onlar nasıl tedavi olunacak? Ha, huzur evine insanları bırakmakla mı? Yaşlılarımız bizim hayatımız için hayatlarını feda eden insanları evlerimizde huzurlu kılmak varken çareyi huzur evlerinde arıyoruz öyle mi? Ne ekersen aziz kardeşim onu biçersin. Hayret ediyorum ben bu insanlara. Aylar geçiyor. Annelerini, babalarını. Telefonla olsun aramayan insan müsveddeleri. Sizin bu insanlığa ne faydanız olur? Kendinize ne yararınız olur? Ne dünyanıza ne de ahiretinize. Sevgili kardeşlerim oysa ki biraz önce örneklendireceğim İslam'ın bize emrettiği ve öğütlediği bizi insanlarla kaynaştırıp yalnızlıktan beri kılacak ameller, eylemler, insanla uyum sağlayan, insanın içini ısıtan, insanı seven ve sevilen kılan, erdemli yaşatan, bedene ve ruha şifa olan, dünyayı mutlu, ahireti mesut edecek olan amellerdir. Örneklendireceğim. Örneklendirmeye geçmeden evvel altını bir kez değil binlerce kez çizmek istediğim nokta şudur. Sayacağımız erdemler yalnız Müslümanlara değil, inancı ne olursa olsun zalimleşmediği sürece bütün insanlara, geçtik bütün insanlara, bütün canlılar yapılması gereken değerler nedir onlar? Sevgili kardeşlerim, bir, bunları kim yapamaz? Allah'ı çokça anma. Akrabaya, komşulara, yoksullara ve arkadaşlara ihsan edici olmak. İnsan ürperiyor kardeşlerim. Akraba hukuku ne kadar yücedir İslam'da. Komşuluk hakkı ne kadar yücedir. Komşunun Müslümanı gayrimüslimi olur. Müslümanın Müslüman kardeşliği hakkı ve de komşuluk hakkı varken materyalistin Yahudinin Hristiyanında komşuluk hakkı var. Yapabildiğin bütün iyilikleri yapacaksın. İlgisiz kalmak yok. komşusu kötülüğünden emin olmayan kişi vallahi cennete giremez buyuruyor peygamberim. Akrabamızın fertleri de, komşularımız da bizim için bir cennet yoludur. Arkadaşlarımız da Kur'an ve sahibi bilcep diyor. Arkadaşlarınıza da ihsan edin. Ne demek ihsan? Allah görüyor gibi ilişkiye girin. Bir, karşılıksız verin. İki, onlara yaptıklarınızı güzel yapın. Üç, nefsin için istediğini diğer insanlar için istemek, hediyeleşmek, herkese selam vermek. Bir diğer anlatımla herkesle barış içinde olmak her can taşıyana merhamet. Kibirle değil, tevazu ile hareket etmek. Güleç yüz, tatlı dil, ziyaret. Allah rahmet eylesin. Hocam Abdurrahman Şeref güzel yazıcı. 1930'lardaki bir hatırasını dile getirdi. Hocası felancaya gitmiş, üniversitede elini öpmüş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu değerlerimizin kaybolmaya başladığı üniversitede bu yıllarda hoca eli öpülünce şöyle demiş Sizin gibi talebeler olmasaydı bu öğretmenlik çekilir olmazdı Bir saygı duymak bir ziyarette bulunmak bir büyüğü bir ilim adamına bir aile büyüğünü hele hele hasta ziyareti hasta ziyareti cennet yolculuğudur. Cehennemden uzaklaşmaktır. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Benim bu tarafım çok zayıf. Bu hasta ziyareti yaşadığımız şehir bu imkanı vermiyor. İlişki kuramıyoruz. Birbirimize dua edelim kardeşler. Cennet ulaşılması güç. Ama ulaşılması pek de kolay olan bir mutluluklar yurdu. Hasta ziyaretini ahlakı haline getirmiş olan büyük bir ahiret yatırımı yapmış olur. İnsanlar özellikle hastalar gönül kırıklığı içinde olan insanların duasını almak yardımlaşma, cemaat namazı, Allah için sevme. Sevgili kardeşlerim, tekrar altını çiziyorum. Bu saydıklarımız var ya, bunlar sadece Müslümanlara değil. Can taşıyan, her varlığa, pek tabii ki insanlara. Çünkü insan Rabbini tanımasa da, Rabbine isyankar olsa da, yaratılışı itibariyle büyüktür değer. Sen layık olmayana dahi yaradandan ötürü ilgi göstereceksin. Erdemler göstereceksin. Yaradılana yaratandan ötürü. Biz her şeyi Rabbimiz için yapmıyor muyuz? Onun için Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Mümtehine Suresinin 8. ayetinde bize Allah sizi sizi Müslüman olduğunuz için Müslümanca yaşamaktan alıkoymayan, sizi yurdunuzdan çıkartmaya yeltenmeyen, bu yolda ittifaklar oluşturmayanlara iyilikler yapmaktan men etmez. Bilakis yapmanızı atalet göstermenizi sever buyrulur. Bunlar sevgili kardeşlerim bir noktada daha dikkatinizi çekeyim. Bu saydığımız bizi yalnızlıktan kurtaracak, ebedi cennetlere erdirecek bu amellerin için çokça bilgi gerekmez. Ali Rıza Ocakalar İslam'ı bilmeniz gerekmez. Filanca gibi zengin olmanız da gerekmez. Bunlar için ne para gereklidir ne de büyük ölçekte bilgi gereklidir. Zaten bunları insan doğası kendiliğinden kavruyor. Bunlardan herhangi birini yaptığınız zaman içinizde zaten bir sıcaklık beliriyor bir ışık beliriyor. Deneyin. Gidin bir hasta ziyaret edin. Ama Allah için yapın. Bir insana tebessüm edin. Tatlı dille bir çift söz kullanın. Bakın içinizde güller açmıyor mu? Bunlar insanı besleyen, ruhu aydınlatan, ölümün karanlık yüzüne ışık tutan, saçan amellerdir bunlar. Hem dünyada istikrar bulursun, iç huzuruna erersin, hem yalnızlıktan kurtulursun hem de ahiretin ebedi mükafatlarına erersin. Şimdi sevgili kardeşlerim bu bu konuşmayı hazırlarken verdiğim örneklerden de birer cümle söz edeyim diyordum. Ona göre notlar almıştım. Ama şunu da hatırlatayım. Bu saydıklarımızın örneğin ana babaya, akrabaya, komşulara, arkadaşlara ihsan, nefsimiz için istediğimizi diğer insanlar için istemek, hediyeleşmek bunlarla alakalı bizi takip edenler her biri için birer sohbet yaptığımızı hatırlayacaklar. Bugüne kadar üzerinde ee, özel ders yapmadığımız iki konuya çok kısa kısa değineyim. Sevgili kardeşlerim, iç yalnızlığından kurtulabilmek için başvuru kaynağımız namazdır. namaz. Namaz Allah'a anmaktır. Aciz olan insanın kudreti sınırsız olan Rabbi ile irtibatıdır. Namaz güç kaynağıdır. Namaza yönel iç huzurunu bulursun ihlas ile. Anlamlarını bilerek yaptıklarının, okuduklarının anlamlarını düşünerek. Ama bu namazı bir de cemaatle kılmak var. Yalnızlıktan kurtulmanın birebir yoludur. Biliyorsunuz beş vakit cemaat namazı, farz diyenler, vacip diyenler, müekket, sünnettir diyenler var. Çok önemli bir görevdir. Aziz Peygamberimizin döneminde kadınlar, emzikli kadınlar, kucağında emzirdiği çocuğu olan kadınlar da beş vakit namaza Peygamberimizin arkasında cemaate katılıyorlar. Beş vakit namaz, Cuma namazları bayram namazı, cenaze namazları. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizi bu cemaat namazları bunları bilinçle bu cemaat namazlarına katılsak zenginimiz orada, fakirimiz orada, alimimiz orada, cahilimiz orada, yöneticimiz orada, yönetilen orada istediğin meşreple hala da birçok bilinçsizliğimize rağmen bazı insanlar evlerinde yalnızlıkta yavaş yavaş ölürken bunalımlar geçirirken yine cemaat namazına katılan müminler ölünceye dek her gün kendilerine bir meşgale buluyorlar. Cemaat namazlarına katılıyorlar namaz öncesinde, namaz sonrasında sohbetler ediyor. Yalnızlıktan korunabiliyorlar. Cemaat namazları. Cemaat namazlarını bıraktık. Kadınları dışladık. Kadın beş vakit namazına gitmez. Cuma'ya gitmez. Bayram'a gitmez. Cenaze namazlarına katılmaz. Bu nedir? Bu, bu Müslümanlık mıdır? Hazreti peygamber böyle mi? Sünneti takip edilir. Bir de sevgili kardeşlerim yalnız Allah için sevmek. Arada kan bağı olmaksızın ticari amaç gütmeksizin ırkı tercihlere dayanmadan bir insanı erdemlerinden ötürü yalnızca Allah için sevmek. Bu o kadar büyük bir amel ki zaten Allah için sevmek, Allah için nefret etmek amellerin en büyüğüdür. Peygamberimiz Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Kıyamet gününde peygamberlerin ve şehitlerin dahi sahip olacakları nimetleri gıpta edecek olan Allah'ın güzel kulları var. Sordular ya Resulallah bunlar kimler? Bunlar aralarında bir kan bağı olmaksızın, aralarında bir çıkar ilişkisi olmaksızın ırkı bir yakınlıktan kaynaklanmayan birbirlerini sırf Allah için seven onlara verilecek. Onlara korku yok. Onlar hüzün duymayacak. Onlar hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği nimetler içinde yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, süremiz bitti. Dünya hayatında yalnızlıktan kurtulmak istiyor musunuz? Ahiret hayatınızı mutlu etmek istiyor musunuz? Yaradanı unutmamaya çalışın. Yakın çevrenizi oluşturan aile ve akraba fertlerine değer verin. Sizi kaynaştıracak amellere yönelin. Güleç göz göstermenin, tatlı dil kullanmanın, arada bir hediyeleşmenin bilimsel maliyeti yok. Parasal gereksinimi yok. Hepinize ayırlar, huzurlar dolu ömürler niyaz ediyorum aziz kardeşlerim. oh um.